Merhaba Toprak TV izleyicileri. Bugün Sakarya'nın Feriz ilçesinin Kusça köyündeyiz. Ko Kusça Köyü Kooperatifimiz Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz başkanımız Fethi Bey, Fethi Tokaç ve Ziraat Mühendisi Murat Bakan'la birlikteyiz. Fındıkta kış bakımı ve külleme ile ilgili bilgiler aktaracağız. Ama öncelikle Feti Fethi Bey'den tarımsal kalkınma kooperatifi ile ilgili bilgi almak istiyoruz. Buyurun başkanım. Öncelikle Toprak TV'ye ve Murat Bey, Murat Bakan'a teşekkür ediyorum. Bu güzel programı yayınladığınız için. Kooperatifimiz 2004 yılında kuruldu. Şu an 176 tane üyemiz bulunmakta. Kusça, Bakırlı, Ceylandere ve Üçoluk mahalleleri çalışma sahamızda. 2012 yılında Kastep projesinden yapmış olduğumuz e, projeyle 140 tane hayvan getirmiştik. 35 aile 4'er tane e, süt ineği hoş tane süt ineği verdik. Bu şekilde başladık. E, şu an kooperatifimizde üyelerimizin ihtiyacı olan un, yem, kepek gibi e, gıda maddeleri, hayvansal ve e, diğer ürünleri bulundurmaktayız. E, amacımız e, vatandaşın bir e, kooperatif kanalıyla ürünlerini daha iyi değerlendirmesini sağlayabilmek, onlara birlikte hareket etmeyi, birlikte güzel işler yapabilmenin önemini aktarabilmek konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bulunduğumuz mekan, çocuklarımız için geleceğimiz olan çocuklarımız için hazırladığımız kütüphane, burayı da anlamlı bir günde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hizmete sunduk. Önceden öğrencilerimiz muhtarlığımıza geliyorlardı. Oradan ödevlerini, araştırma ödevlerini yapmaya çalışıyorlardı. Bizim işimiz oluyordu. Onlar da rahat bir ortam olmadığından dolayı sıkıntı çekiyorlardı. Bu şekilde caminin altını değerlendirerek çocuklarımıza bir kütüphane yaptık. Kütüphanemizde her türlü kitap bulunmakta. Dini yayınlar, bilim, tarih, coğrafya... Roman, hikaye yani ne türde bilgiye ulaşılması gerekiyorsa e, tarım ve hayvancılıkla ilgili vatandaşın e, araştırabileceği, bakabileceği, kendini geliştirebileceği türde her türlü yayınlar mevcut. Bizim buradan vatandaşlarımızdan isteğimiz buraya gelip burada e, bilgilerini tazeme, tazelemeleri, kendilerini geliştirmeleri, e, günün gereğine uygun bir şekilde tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalarını daha güzel bir şekilde yapmalarını sağlamak. Buradan ben e, Kaymakamımıza, Ferezi Kaymakamımız Sayın Hakan Yavuz Bey'e, e, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Nacık Kral'a, ilçe Başkanımıza, Sayın Ramazan Serhoş'a, e, ilçe Jandarma Komutanımıza, ilçe Emniyet Amirimize, Sakarya Muhtarlar Federasyonumuza, e, diğer muhtar arkadaşlarıma, ...ve kooperatif yöneticisi arkadaşlarıma, e, katkı sağlayan herkese, üniversitelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu kütüphanenin oluşmasına e, katkı sağlayan bütün herkese tekrar teşekkür ediyorum. E, sağ olun. E, hayvancılığın dışında köyümüzün geçim kaynağı olan fındıkta ve e, diğer bitki türlerinde görülen sıkıntılarınız hastalıklarınız ve bununla ilgili yapılan çalışmalar hakkında biraz bize biraz bilgi verir misiniz tabi e, fındıkçılıkla ilgili e, sıkıntılarımız var külleme hastalığı bu sene bildiğiniz gibi e, bütün bölgede yaygın bir şekilde yaşanmakta e, onunla ilgili e, burada hazır Murat Bey buradayken konunun uzmanı ondan görüşlerini alalım Evet hemen Murat Bey'e dönelim evet. Evet Murat Bey, külleme ile ilgili e, biraz bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ben e, bilgi vermeye çalışayım. E, öncelikle e, ben de Fethi Başkanım'a e, ve danışmanımız Gülcan Hanım'a teşekkür ediyorum. E, külleme e, hastalığı e, mantari bir hastalık olup e, çok hızlı yayılan, <laughs> bu nedenle de mücadelesinde geç kalındığında e, ekonomik e, zarar içiği e, oldukça yüksek olan e, bir hastalıktır. Mantari hastalıkları 3 ana dönemde incelememiz mümkündür. Bunlar fide dönemi, gelişme dönemi ve mahsul dönem olarak 3 dönemde inceleyebiliyoruz. Külleme mahsul dönemi dediğimiz son dönemde görülen ve sıcak havaların artmasıyla birlikte görülme sıklığı artan bu nedenle de mücadelesinde tabiri caizse çiftçilerimizin havlu attığı dönemlerde karşılarına çıkan Hani artık tamam ben bu ürünü aldım. Hani hasadını yapacağım. işte bahçeden bu şekilde mahsulümü toplayacağım dedikleri bir anda ortaya çıkan ve hızlı yayılan bir hastalık olduğu için maalesef yeterli önlemler alınmadığında külleme hastalığıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar ve Karadeniz bölgesinde olduğu gibi Sakarya'da da fındıkta çok ciddi zararlanmalar oldu. Vatandaşlarımız bu konulardan muzdarip oldular. Peki ne gibi zararları var küllemenin ve çiftçilerimiz bu hastalıkla ilgili bilinçli mi sizce? Şimdi e, hastalık e, genel hatlarıyla e, yaprak, e, sürgün e, ve meyveler üzerinde e, kendisini gösterebiliyor. E, öncelikle e, kış sporları e, fındığın altına düşen yapraklarda Kışları Kış aylarını geçirdikten sonra erken ilkbahar dönemlerinde havaların ısınmasıyla birlikte önce ışkınlara daha sonra genç yapraklara ve en sonunda da meyveye geçiyor. Peki yayılma sıklığı nedir <laughs> ve görülme oranı? Şimdi tabii ki yayılma sıklığı iki yıldır iklimlerdeki değişmelerden ve sıcak havaların daha erken görülmesinden dolayı hastalık etmeni bölgemizde salgın bir vaziyetini aldı ve Mayıs ve Haziran aylarında görülmeye başlandı. ha Külleme ile ilgili aslında eskiden de bir sıkıntı vardı ama Temmuz veya Ağustos aylarında görülüyordu. Havaların daha erken ısınmasıyla birlikte hastalığın görülme sıklığı biraz daha erken dönemlere geldi. İklim değişikliği buna etken diyorsunuz aslında. ya Şimdi tabii ki iklim değişikliği ozon tabakasındaki işte açıklıklar deniliyor işte el Nino dediğimiz işte çeşitli tabi dünya üzerindeki çeşitli iklim değişiklikleri bunları etkiliyor. Peki mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda görülen eksiklikler konusunda bir fikrinizi alalım? Şimdi mücadele e, tabii her şeyden önce kültürel olarak e, yapılması gerekenler var. E, bir de e, ilaçlı olarak mücadelesi yapılması e, gereken e, bir mücadele var. Şimdi kültürel önlemlerde e, bir kere e, bahçe e, hastalıklı e, hastalığın görüldüğü bölgelerdeki e, bahçelerin e, daha böyle e, havadar e, ve e, sıra aralarının daha e, geniş tutulması e, ocak sıklığının azaltılması dip sürgünlerin temizlenmesi e, Toprak altındaki e, işte yabancı ot mücadelesinin e, zamanında ve doğru bir şekilde yapılması e, gerekmektedir aynı zamanda hakim rüzgarların olduğu bölgelerde e, işte sınır ağaçlarının veya e, işte çit bitkilerinin e, olmaması gerekiyor Bunlar kültürel olarak hastalıkla ilgili almamız gereken tedbirler. Hastalığın ilaçlı mücadelesine değinecek olursak, burada yapılan en büyük hata ilaçlı mücadelenin geç kalınması. Bunda da tabii çiftçilerin o dönemde işte hasat hazırlıklarına başlaması çok büyük bir etken. Ama artık zannetmiyorum. Yani ilaçlı mücadelede de gerekli önlemler alınacaktır. Bununla ilgili mutlaka lekeler görülmeden, zaten tipik külleme lekeleri un serpilmiş şeklinde lekeler bunlar daha sonra birleşerek yaprağın tamamını kaplamakta ve fındık için elecek olursak çotanağa geçmektedir. İşte bu döneme girilmeden önce mutlaka koruyucu mücadelenin yapılması gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızın teknik talimatlarında bir eksiklik vardı küllemeye fındıkta küllemeye ruhsatlı bir bitki koruma ürünü açığı vardı. Bu konuda Bakanla yapılan müracaatlar konusunda bazı bitki koruma ürünleri geçici tescil alarak fındık üreticileriyle bu ürünlerin buluşturulması sağlandı. Bu olumlu bir gelişmeydi. Ama Haziran ayında yapılan ilaçlamalardan bu yıl maalesef bir sonuç alınamadı. Evet, biraz bu yaptığınız çalışmalar ve sıvı kükürtle ilgili de Üreticilerimize bilgilendirsek. Ee, tabii ki şöyle söyleyelim. Kalsiyum polisülfit içerikli organik tarım kanununda aslında tanımlanmış bir ürün. Kireç sülfür ya da lime sülfür olarak adlandırabiliyoruz. Türkiye'de ticari bir üretimi bugüne kadar yapılmadığı için herhangi bir ruhsatlandırma çalışması yapılmamıştı. Bu şekilde de biz kış uygulamasında e, gerek külleme etmenleri e, konusunda gerekse e, Bakanlığın e, Organik e, Tarım Kanunu'nda yer alan e, akarisitler ve e, fungusitler e, konusundaki e, çalışmalarımızı e, bu şekilde yürütüyoruz. E, bunlarla ilgili de e, çalışmalarımız devam ediyor. Peki. E, Murat Bey'e değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Ve e, bizi e, çok güzel şekilde ağırlayan... Kuzcağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımıza Fethi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bol bereketli günler dilerim. Fethi Bey'e ben de çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu çalışmalar gerçekten takdire değer. Çok güzel bir kütüphanemiz var burada. Hemen sol tarafımızda burası aynı zamanda bir toplantı salonu. Sol tarafımızda da bir toplantı salonumuz var. Yani çiftçi eğitim merkezi. İşte sağ tarafımızda internet ve bilgisayar konusunda güzel bir çay ocağımız var. Yukarıda mescidimiz var. Vatandaş burada her türlü teknik yönden veya güzel bilgilerle kendini geliştirebileceği güzel bir ortam. ben de kendisini gerçekten tebrik ediyorum biz Sakaryalı olarak. Evet, Külleme köyümüzde ciddi bir sıkıntı. bahsettiğiniz sıvı kükürt uygulamasını Murat Bey ile birlikte tarlada, bahçede çiftçilerimizi bekliyor. Uygulamaya geçelim o zaman. Sakarya Ferizli Kuşça Köyü'ndeyiz. Güzel bir günde burada buluşmamızın amacı Sakarya'daki ilk uygulamamızı, lime sülfür uygulamamızı yapmak ve bu konuda çiftçilerimize burada gerekli teknik desteği sağlamak için Kemal abimizle beraberiz. İlacın hazırlanmasını burada güzel bir şekilde ben kısaca tarif etmeye çalışacağım. 100 litre suya 1,5 kilogram ürün karıştırmak suretiyle meyve ağaçlarında ve fındıklarda kış bakım uygulamamızı Lime sülfürle e, yapma e, konusunda e, burada metot demonstrasyonunu yapıyoruz. Şimdi Kemal abimiz burada e, gerekli hazırlıklarını yaptı. Güzel eldivenini, maskesini, gözlüğünü e, taktı. E, güzel bir şekilde inşallah e, şimdi ben ürünümüzü e, Kemal abimize teslim ediyorum. Şimdi ürünün e, karıştırılma ve e, içerisine konma konusundaki çalışmaları Kemal abimiz yapacak. Önce abicim karıştıralım ürünümüzü güzel bir şekilde. Yani çalkalayalım abi açmadan önce. Evet ürünümüzü bu şekilde çalkalıyoruz. 1.34 konsantrasyonda yoğun bir üründür. Bir bulamaç şeklindedir. Çalkalamazsak altındaki yoğun partikülleri yararlanamayız. Şimdi folyosunu da açtıktan sonra Kemal abimiz ürünü... Evet güzel bir şekilde... Evet abi şöyle e, vatandaş olarak sizler de görüyorsunuz ürünümüz böyle e, kırmızı ile kahverengi arasında tabi yoğundur e, o konuda biraz şey olması gerekiyor evet bu arada birisi traktörü açabilir mi karıştırmayı da yapalım e, ürünümüzün e, her ne kadar doğal bir ürün olsa da e, tabii ki bu şekilde teknik önlemlerle beraber e, kullanılmasında fayda var. E, Evet Kemal abimiz e, ürünü Holden içerisine lıkır lıkır döküyor ve bu şekilde evet lime sülfür uygulamamızı kırmızı kükürt uygulamamızı e, inşallah Sakarya'da da ilk defa kuşça köyünde Ferizi'de yapmış olacağız evet e, Kemal abi var mı içinde kalan sıkıntı evet çok güzel bir şekilde e, ürünümüz tamamen e, homojen bir şekilde dağıldı evet. Evet biraz içini çalkalamak için Tabi e, usulen e, içerisine şimdi birazcık su konulacak. Evet lime sülfür uygulamasının e, bu şekilde makineyle e, atılması böyle kolay bir şekilde evet. Kemal abi şimdi e, onu güzel bir şekilde karıştırıyor ve evet şu anda e, tedbirleri alındı. Evet güzel zeytin renginde bir re, rengimizi suyla karıştıktan sonra elde etmiş e, olduk. Evet, tamam yeterli bir şekilde karıştırdık. Kapatıyoruz. Ve holder kendi haline e, bir 3-5 dakika karışması gerekiyor. Şu anda geri dönüşümüz mevcut mu? Evet. Veriyor değil mi? Geri dönüşe veriyor şu anda. Evet. E, şu anda bahçeye e, gitmek üzere hazırız. E lime sülfürümüzü e, güzel bir şekilde makinamızda e, karıştırdık. Herhangi bir tıkanma işlemi olmadan e, çiftçimiz basit bir şekilde e, ürünü e, makineye boşalttı. Hazır mıyız Kemal abi? Hazırım. Tamam abi. Ben Sakarya Feriz ilçesi Kusçu köyünden Hikmet Gökçe. E, bu ürünü kullanmak için, sırt pompalarında kullanmamız için ne kadar miktarda ilaç katmalıyız bu ürüne? Evet, şimdi bu şekilde holder olursa bir bidonu biz bir e, e, makineye koyuyoruz. E, 15 litrelik sırt e, motorlarıyla atılacağı zaman 150 gram ürün koymamız gerekiyor. O da yaklaşık olarak e, bir kahve bardağı kadar. Yani su bardağından biraz eksik olmuş olacak. Çay bardağı. Çay bardağı, 1,5 çay bardağı gibi koyabiliyoruz yani. Şey olarak... Onla ilgili de inşallah sunumda sizlere daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağız yani. bunu e öğrenmek istedim ben sırt pompalarından kullanmak. Sırt pompaları motorlu mu abi? Hayır, normal elle basınçlı. Ha, elle basınçlı pompalara onlara bir su bardağı koysan yeterli olur. Bir su bardağı. Bir su bardağı. Fındık gülleri var, fındık gülleri. Şimdi attığımız zaman buna faydalı oluyor mu bu? Şimdi onu bahçe tarafında insana bakalım hem orada bahçe üzerinde şey yapalım. Fındık güller açıksa faydası olur. Açık değilse? Açık değilse Mart ayındaki ikinci uygulamada faydası olur. Peki. Şimdi Kemal abicim siz uygulamayı yaparken ağacın Yukarıdan aşağı doğru bu yosunlarla beraber, kozalak akarlarıyla beraber komple ilaçlanması burada önemli. Tabii şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Zaten iş güvenliğimizi çok güzel bir şekilde sağladık. Gözlüğümüzü de taktık. Şimdi bizim burada e, kullandığımız ürün, lime sülfür dediğimiz ürün bir e, bitki koruma ürünü değildir. Doğal bir üründür. İçerisinde kükürt ve kireç karışımı vardır. Bundan dolayı arılara, kuşlara, balıklara, insanlara, evcil hayvanlara bir zararı yoktur. Ancak ee, bir koku salgılar. Ee, bu tipik olarak lime sülfürün e, literatürde geçer bu koku. E, bu da e, hidrojen e, sülfüre benzer olduğu için işte böyle bir e, tipik enteresan kendince bir kokusu vardır. Şimdi siz zaten e, yıllardır yaptığınız e, şekilde yalnız burada dikkat etmemiz gereken aşağıdan yukarıya doğru çok güzel bir şekilde dalların e, e, ıslanmasına diyelim ilaç evet. demeyelim çünkü ilaç değildir. Bitki koruma ürünü değildir. Bunu üzerine basmamız gerekiyor. Bu şekilde abicim sıraları bir şey yaparsak zaten çok yoğun bir şekilde kaplamayı yapıyoruz şu anda. Şimdi Kemal abicim ürünümüz bitki koruma ürünü değil. Ürünümüz doğal kükürt kireç karışımı bir üründür ve bu şekilde dallardaki hem kozalak akarlarını hem de yosunları ve aynı zamanda ertesi yıl oluşacak olan külleme etmenlerini de bahçede bertaraf edeceği için çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şöyle bir şey daha söyleyelim. Toz aşım döneminin haricinde fındıkta her zaman kullanabiliriz. Dozajlama dediğimiz gibi 400 litreye 5 litre olarak uyguluyoruz. Mayıs ayından sonra da bunun tam yarısı 400 litreye 2 litre 2,5 litre şeklinde yazlık ve kışlık olarak ürünümüzü kullanabiliriz. Lime sülfür bitki koruma ürünü değildir. Doğal bir üründür ve bu şekilde Türkiye'de sıvı kükürt statüsünde tescilli bir üründür. Şimdi siz devam ediniz ee, birkaç sırada. Vatandaşlarımız da burada e, bu arada ben soruların cevaplandırmaya çalışayım. Güzel bir şekilde kaplama yapıldıktan sonra abicim hiçbir sıkıntı yok. Tamam, Peki başarılar diliyorum. Uygulama konusunda da e, senin sormak istediğin bir şey varsa cevaplandıralım. Evet, biz zaten genelde ilaçlıyoruz. Yani biz... hani herhangi bir karıştırmada problem yok. Yok yok. yok, yok. E, tıkamada bir problem yok. yok. İlaçlamada bir problem yok. Buyurun o zaman biz sizi izliyoruz. Tamam. Kemal abi uygulamamızı yapıyor. Ben şu anda Kemal abi göremiyorum ama size uygulamayla ilgili birkaç şey de söylemek istiyorum. Şimdi ürün uygulamamızda çok ince bir şekilde pulverize edilip dallara tamamen kaplama yapılması ve kışlık mücadelede yapılan bütün uygulamalar bu şekilde yapılmasında çok büyük fayda var. Ağacın çok böyle ince ince işlenip içerisinde çok fazla suyunu akıtmadan dalların tamamen kaplanmasında çok büyük fayda var. Zaten bu konuda da Kemal abi çok becerikli olduğu için dediğimiz şekilde uygulamamızı yaptı. Burada benim vermek istediğim mesaj ilacın ağacın bütün dallarıyla ve gövdeleriyle ve yapraklarıyla birlikte kaplama yapılmasında fayda var. Zaten biz lime sülfür uygulamasını mart ayında tekrarlatıyoruz. Tekrarlatmamızın amacı da hem kozalak akarları o dönemde aktif olduğu için kozalak akarlarını baskı altına almak hem ilaç değmeyen noktalarda ürünün temas etmediği lime sülfürün temas etmediği noktalarda tekrar bir kaplama yapabilmek ve uygulama eksiklerini tamamlayabilmek adına Zaten Kemal Bey de şu anda uygulamamızı güzel bir şekilde yaptı ee, ve e, bu şekilde de bahçemizi e, e, birinci uygulamayı e, lime sülfür uygulamasını, e, fındıklarda kış bakım uygulamasını yapmış e, olduk. Uygulamayı yaptık. Kısaca e, uygulamada yaşadın, e, zorluklar var mıydı? Uygulama konusunda e, neler yaşadın? Az önce bahçeyi birlikte e, uygulamamızı yaptık. Şimdi biz burada tabi ilaç kelimesini kullanmayacağız yalnız. Lime sülfür bir ilaç değildir. Bir bitki koruma ürünü değildir. Bunu bir kere hani e, üstüne basalım. E, bu konuda yaşadığın zorluklar veya e, ürünle ilgili düşüncelerini alabilir miyiz Kemal abi? Normal ilacımızı güzel yine karıştırdık. Ağacı güzel banyo yaptırdık, yıkadık. Banyomuzu yaptırdık evet. diyorsun. Abdese aldırdık inşallah teemmümü evet. aldık. İnşallah. Mart ayında da ikinci uygulamamızı yapacağız. Kozalak akarlarına karşı da e, burada e, istediğimiz e, sonuçları alacağız. Küllemeyi biz Kuşça Köyü'nden siliyor muyuz abi şimdi? İnşallah. İnşallah, İnşallah siliyoruz. Sileceğiz. Peki. E, birkaç sorular vardı. E, soru sormak isteyenler abi alabilir mikrofonu. Mart ayında dediniz ilaçlamayı. Mart ayında bizim bu bölgemizde iklim değişiklikleri oluyor haliyle. Bu yaprak ne kadar olması lazım? bu Ağacın uyanma durumunu soruyorsunuz. Evet, evet. Tamam o konuda da cevap verelim. Şimdi bizim ikinci uygulamamız Mart ayında tabii tomurcukların açtığı dönemde yani fare kulağı dediğimiz dönemi geçmemesi gerekiyor. Ha Bu dönemde zaten tozlaşma tamamen bitmiş oluyor ve karanfiller yeterli tozlaşmasını almış oluyorlar. Orada bir sıkıntı işte ağacın biraz erken uyanıp kıralardan yanma bir riskleri var. Şimdi bunu Doğu Karadeniz bölgesi, Samsun, Ordu, Giresun bölgesi yaşadı. Yani bundan iki yıl önce Nisan ayında bile çok şiddetli donlar oldu. Lime sülfür. Tabii ki burada 10 ile 15 gün arasında fındıkta bir geç uyanma hadisesine de faydası olduğu için ve ayrıca üründe güzel bir şekilde kaplama yaptığı için ee, tabii ki burada e, bir soğuktan da belli bir miktarda koruma özelliği olan bir ürün. Zaten e, içerisinde doğal e, yağ özleri, e, kükürt ve kireç karışımından oluşan tamamen doğal e, organik tarım e, e, tebliğlerinde de lime sülfür, e, sülfür olarak e, kendisi e, zaten yer almaktadır. E, bu nedenle de soğuktan koruma özelliği de var. Ha yakma veya fitolojik bir herhangi bir zararlanma özelliğimiz yok. Ha Mayıs ayında, Nisan ayında kullanabiliyoruz veya sebzelerde kullanacağımız zaman dozajını düşürüyoruz. Yani burada şimdi 400 litre suya 5 kilogram, 6 kilogram gibi bir ürün kullanıyoruz. Hani biz bunu 2 veya 3 kilogramla şey olarak düşürmek suretiyle dozajlarda onda da gene külleme etmenini baskı altına alma konusunda e, faydasını e, biz orada da inşallah göreceğiz yani. Peki fındık gülü denilen bir tomurcak çıkar evet. fındıkta buna da faydalı olduğunu söylediniz. <laughs> Tabii ki onunla ilgili de e, ben şimdi açıklama yapayım. Şimdi fındık gülü dediğimiz e, olay e, fındıkta kozalak akarıdır. E, bu e, tomurcukların içerisinde e, belli bir miktarda, e, sayıya ulaştığı zaman orayı böyle şişirerek böyle kırmızı bir gül haline e, almasına neden olur ve fındıkta çok yaygın bir e, zararlıdır. Ve bizim yaptığımız daha önceki saha çalışmalarında elde ettiğimiz bilgiler sonucunda %35'e kadar fındık kozalak akarının verim kaybına neden olduğu ve ağacı e, uç kurumasına da neden olduğu için geriye doğru ölümlere ve kurumalara neden olduğu için %15'te biz oradan şey yapıyoruz 50. E, ağaçta e, zarar veren e, bir e, zararlıdır. E, fındık kozalak akarı. Şimdi e, lime sülfürle ilgili e, gerek e, elimizdeki mevcut literatür bilgileri, gerekse bizim yaptığımız e, denemeler sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar konusunda kırmızı örümceklerde ve akarlarda e, bunun e, belli bir oranda baskı e, yaptığını e, biz %30-%40'a kadar e, kırmızı örümceklerde e, fayda sağladığını ve kozalak akarında da bu oranın yüzde 70in yüzde yetmiş'in altında e, olmadığını e, söyleyebiliriz ve e, biz kışlık bakım uygulaması e, uygulamasını yaptığımız zaman e, aynı zamanda kozalak akarı mücadelesini de e, yapmış olacağız teşekkür ederim ben öncelikle Toprak TV'ye teşekkür ediyorum ve sizlere de Murat Bey teşekkür ediyorum. Bahçede uygulama yaptık. Fındık, kışlık bakımı ve zararlara karşı yapılması gerekenleri anlattınız. Kuz Çekuyu halkı adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir program oldu çok faydalı bir çalışma oldu İnşallah bunun tekrarı gelir Çünkü bir defayla bu işler olmuyor sürekli bilgilendirme toplantısı yapılırsa daha faydalı olacağına inanıyorum Evet bizler de inşallah Sakarya'da çalışan ziraat mühendisleri olarak Sakarya'daki bir firmanın Genel koordinatör olarak sizlere ben şunu söyleyeyim. Tabii biz bu fındıkla ilgili çalışmalarımızı Samsun'da, Ordu'da, Giresun'da. Ee, işte Fatsa'da e, ziraat ile birlikte e, Terme'de oradaki organik fındıkçılarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar oldu. Tabii ki biz Sakarya'da da e, bu çalışmalara e, inşallah bugün Kuşça Köyü'nde çok güzel bir şekilde başlamış olduk. Sizlere e, elimizden geldiğince e, destek olmaya çalışacağız ve farklı uygulamalarımız var, farklı ürünlerimiz var. Bunlarla ilgili de e, sezonları ve zamanları geldikçe hem bu şekilde eğitim e, çalışmaları hem de e, akşamları Güzel burada hazırlamış olduğunuz e, toplantı salonunda sunumlarla beraber e, sizlere destek olmaya çalışacağız. Hep beraber Sakarya'nın fındığının, e, işte Ferizli'nin fındığının e, bu bölgedeki e, çiftçilerimizle beraber hem ürün performansını yükseltmek olarak hem de e, elde ettiğimiz ürünlerin verim ve kalitesini arttırmak olarak ve Sakarya'yı bir numara yapmaya e, çalışacağız. E, ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, i̇lgilendiğiniz için. Sağ olun gerçekten teşekkür, teşekkür ediyoruz yani Sakarya Ferizli Kuşça köyünde Bir fındık bahçesinde Kış bakım uygulaması Ve lime sülfür uygulaması Yapmak üzere toplanmış Bulunuyoruz Bahçemiz Sakarya'nın güneydoğusunda Ortalama 600-700 rakımlı Ve yoğun olarak fındık yetiştirilen bir bölgede Bulunmaktadır Bu yıl Fındık bahçelerinde görülmeye başlanan Başta külleme hastalığıyla ilgili şikayetler Doğu Karadeniz bölgesinde olduğu gibi Sakarya ve Düzce bölgesinde yani Batı Karadeniz dediğimiz kuşakta da çok yoğun bir şekilde görüldü. Külleme ile çiftçilerimiz bu yıl fazlasıyla bu bölgede tanıştılar ve bahçelerimizde yoğun bir şekilde külleme etmeni kendisini hissettirdi. E, tabii ki çiftçilerimiz e, külleme konusunda e, hazırlıksız yakalanmışlardı. Külleme konusu yeterince e, fındıkçılarımız tarafından bilinmediği e, için e, yeterli önlemler alınmadı. E, bizim Sakarya e, ve Karasu'da yaptığımız e, çalışmalarda Haziran ayında e, bölgeyi gezdiğimizde çok yoğun bir şekilde külleme etmenin e, bahçelerde epidemi şeklinde, salgın hastalık şeklinde e, olduğunu biz bu bölgelerde gördük. Ve yaptığımız e, sağ çalışmalarında artık küllemenin 3. hatta 4. evresine geldiğini e, müşahede etmiş olmuştuk. E, ve e, bununla ilgili e, tabii ki hazırlıklarımızı yaparak e, çeşitli e, ürünler üzerinde e, çalışmalarımızı e, devam ettirdik. 10. ayda e, Samsun bölgesinde ve fuar da yaptığımız çalışmalar neticesinde e, beklentiler... Ee, külleme üzerine e, gerekli çalışmaları e, son var ve kış aylarında yapılması gerektiğiyle ilgili e, bir durumla karşılaştık ve e, lime sülfür ürünümüzün e, işte o piyasaya çıkma hikayesi e, bu şekilde başlamış oldu e, ürün külleme konusunda e, ve çeşitli pasakarları konusunda e, denizli bölgesinde çivril e, çivrilde e, çiftçilerimiz tarafından 3 yıldır kullanılmaktaydı. E, Tabi şimdi e, ürünün kullanılma e, prensiplerine geçmeden önce külleme ile ilgili ben size çok kısa e, bilgiler vermek istiyorum. E, külleme e, mantarı bir etmen olup e, kışı e, sonbaharda dökülen yapraklar üzerinde e, geçiren e, ve e, ilkbaharda hava sıcaklıklarının belli bir sıcaklık derecesine e, çıktıktan sonra ee, ve özellikle de e, işte şeylerde e, ışkın dediğimiz e, sürgünler üzerinde e, ilk yaşam evrelerini e, tamamlıyor. E, daha sonra da hava sıcaklıklarının e, biraz daha yükselmesi ve nemin de e, yükselmesiyle e, fındık bahçelerinde e, görülmeye başlıyor. E, i̇ki yıldır e, bölgedeki sıcaklık değerlerinin e, aniden yükselmesi, ve kuru havaların rüzgarlı ve kuru havaların görülmeye başlamasıyla da hastalığın yayılma hızı çok yüksek bir derecelere çıktı ve salgın haline geldi. Tabii ki ikinci ve üçüncü evreleri yaprakta geçirdikten sonra dördüncü evrede külleme etmeni direkt çotana yani meyveye geçmektedir ve meyvede de ekonomik kayıplara yol açmak suretiyle de çok ciddi bu yıl afet derecesinde ee, ürünlerde e, zararlanmalara yol açtı. Dallarda e, bir kaplama e, yapmak suretiyle e, külleme etmenlerinin e, kışlık formlarının e, bahçeye bulaşmasını e, engellemektedir. E, bununla birlikte pas akarlarına ve kozalak akarlarına karşı da e, etkilidir. Ee, ürünümüz e, lime sülfür. E, şimdi çok merak edilen bir e, konu var. Meyve üreticilerimiz bu ürünleri kullanabilirler mi ve bordo bulamacı dediğimiz bakır sülfat ve kireç karışımı yerine lime sülfür kullanılabilir mi? Birçok üreticimiz bize telefonla ulaşmak suretiyle veya sosyal medya üzerinden ulaşmak suretiyle bu soruları soruyorlar. Tabii ki ürünümüz bütün meyve ağaçlarında kullanılabilir zaten fındıkta kullandırmadan önce biz şeftali, antep fıstığı ve elma üzerinde denemelerimizi kurmuştuk. Özellikle Denizli Çivril bölgesinde yaptığımız çalışmalarda o bölgedeki üreticilerimiz bordo bulamacı yerine lime sülfürü çok rahatlıkla kullanabildiler. Ayrıca aynı etkili sonuçları bordo bulamacından almış oldukları sonuçları lime sülfürlerinde almış oldular. E, i̇kinci bir e, husus, e, uygulama e, pratiği açısından e, ve uygulama etkinliği açısından e, kükürtlü preparatlar, hem küllemeyi etkinlik e, sağlaması. hem de kırmızı örümcek ve pasakarları ve e, meyvede çok e, yaygın olarak e, bulunan keseli e, e, kurtlar. yani e, San Jose kabuklu bitine karşı, çok etkili olmaktadır. Biz bunu hem kurduğumuz denemelerde hem de literatür bilgisinde yurt dışında San Jose'de çok fazla kullanıldığını biliyoruz. Biz şu anda Isparta bölgesinde güllerdeki koşnillerde, gene elma üzerinde San Jose'de ürünlerimizi kullandırıyoruz. Tabii ki yağlı preparatlar da kullanılıyor meyve bahçelerinde. Aslında bizim ürünümüz hem yağlı preparatların yerine geçebiliyor hem de bordo bulamacının yerine geçebilmektedir. Tabi onlar gibi bitki koruma yönetmeliğiyle alakalı bir ürün değil. Tamamen doğal koşullarda çiftçinin kullanabileceği pratik, ekonomik, hızlı etkili sonuç alabileceği güzel bir üründür lime sülfür. Şimdi ton maliyetleri kışlık uygulamalarda meyve gözlerinde kullanacağı zaman yaklaşık 5 dekarda yani 1 ton suyu hesabıyla biz bunu kullandırdığımızı varsayarsak yaklaşık 180 ile 200 lira arasında ton maliyetleri vardır. Bu da yaklaşık olarak 5 dekarlık bir alanda hem bordo bulamacı yerine alternatif olarak göz taşı, bakır, sülfat, kireç karışımı yerine kükürt kireç karışımını yani lime sülfürü e, bordo bulamacı yerine kullanılabilir e, ve maliyet olarak da bakırlı preparatlardan daha e, uyguna e, gelmektedir. E, yağlı preparatlarda e, tabii ki onlar çeşitli firmalar e, bu konuda çalışmaları var. E, ama San Jose etkili e, olduğundan dolayı da yağlı preparatlar yerine de e, çiftçilerimiz, özellikle elma üreticilerimiz, e, şeftali üreticilerimiz Şeftalde glok hastalığına karşı da etkili olduğunu biz yaptığımız saha denemelerinde gördük. Bu konuda da organik tarımcılar özellikle bizim ürünlerimizi tercih edebilirler.